Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste aslında bir önceki derste ne yapmıştık? Bir tane durum uzay modelini matris kullanarak gerçekleştirmiştik. Şimdi artık ifadeleri bir adım daha ileriye götüreceğim. Biz bu matrisleri kullanarak nasıl non-lineer bir sistemin modelini çıkarırız? Yani lineer olmayan bir sistemleri nasıl modelleriz? Ona geçiş yapacağız. Şimdi geliyorum kalemime. Şöyle alıyorum. Başlığımı atıyorum. Non-linear ODE solution diyorum. Tabi buraya ne yapacağım ben? With array diyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bakın bunun için benim ne yapmam lazım? Bir tane örnek sistem seçmem gerekiyor arkadaşlar. Örnek sistemi ben nasıl seçeceğim burada aslında? Şuna göre seçeceğim. Van der Pol denen bir denklem var. Aslında bir form bu. Bu form da arkadaşlar non-linear bir karakteristiği aslında bizim için osilatif olarak gösteriyor. Ben her yerde bu kullanıldığı için aslında bunu kullanacağım. Çünkü yarın öbür gün bunu Kalman fitesi kullanırken de aslında kullanacağım arkadaşlar. Bu sistemin kendi içindeki çözümü giriş parametresi olmadan çözüldüğü için bizim için örnek bir model oluyor. Ama ben buraya U katsayısını da aslında ekleyeceğim. O yüzden bakın bunu gelip ifade etmek istediğimde ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir denklem bu. Y dot dot eksi şurada bir mu var. Şurası eksi arkadaşlar. Mu var. 1 eksi y kare diyorum. Çarpı y dot artı y eşittir 0 gibi bir denklem bu. Şimdi bakın bu denklemin içerisine ben parametreleri, sistem ifadelerini verdiğimde aslında ne görüyorum? İkinci derece bir ifadeden aslında bu oluşuyor benim için. Bu ikinci derece ifade etişinde benim ne yapmam gerekiyor? Gidip matris formunda yazabilmem için benim ne tanımlamam gerekiyor? Dummy variable tanımlamam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne yapıyorum? Gidiyorum. Z1 diyorum. Y'ye eşit olsun. Z2 eşittir. Y data eşit olsun diyorum. Bu benim aslında neyimdi? Durum uzay modelini çıkarma formumdu. Z1 dot burada Z2 oluyor. Ve Z2 dot da arkadaşlar. Yani Y dot dot. Eksi Z1 artı Z2 parantez içerisinde mu çarpı 1 eksi Z1'in karesi oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bu ifadeye nereden geldim? Bakın bu Y dot dot var ya burada. Bunu karşıya atarsanız ne olur burada? Onu da yazayım buraya da karışıklık olmasın. Y dot dot eşittir. Mu 1 eksi Y kare Y dot eksi y oluyor. Y z1, y dot da z2 arkadaşlar benim için. Burası da z2'nin karesi oluyor. Şimdi ben bu ifadeyi yaptığımda, aslında yazdığımda benim sistem formum neye uyması gerekiyor? Çözümümüze uyması için z dot eşittir az artı b u gibi bir değişken uğraması gerekiyor. Ancak bakın arkadaşlar burada herhangi bir giriş var mı benim için? Şu anda herhangi bir giriş benim için burada tanımlı değil arkadaşlar. Tanımlı olmadığı için ben ne yapıyorum? Şu ifadeyi tamamen sıfır alıyorum. Çünkü tamamen hepsi bakın z'den oluşuyor ve bir tane mu katsayısından oluşuyor. O yüzden bakın ben bu z dot'u ifade etmek istersen burada şöyle gidiyorum bir z1 dot diyorum. Bir de z2 dot diyorum. Eşittir diyorum. Bir matris olacak burada ve bu matrisin çarpımı z1 ve Z2 ile yapılacak arkadaşlar. Şimdi bakın bu ifadeyi ben yazarsam burada bir sıfıra bir ifadesi var. Aynı şekilde burada bir bakın Z1 dot var ya burada. Şurada bir eksi 1 var. Ve bu eksi 1'in karşılığında da arkadaşlar ne olacak? Z2 parametresinin içerisinde bakın bir mu 1 eksi Z1'in karesi olacak. Zaten bunun non-linearliği nereden geliyor? Buradan geliyor arkadaşlar. Bu içerideki değişen Z1'in teriminden aslında bizim için bir ifade oluşuyor arkadaşlar. Ama bu sistemin sorunu ne burada? Aslında şu. Bu sistem arkadaşlar continuous'ta. Yani sürekli zamanda. O zaman benim ne yapmam lazım? Bunu discrete çevirmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın bunun discrete formuna gelirsem. Çünkü ben solver'da o şekilde kullanacağım ya bunu. Şöyle discrete form yazıyorum buraya. Form of
van der Pol equation yazıyorum buraya. Şimdi benim elimdeki denklem neydi arkadaşlar? Aslında şundan oluşuyor. Z dot eşittir A çarpı Z'den oluşuyor. Şimdi bakın, bu Z dot'ı ben for difference aslında açarsam buradaki ifade ne oluyor? ZK artı 1 eksi 1 ZK olacak arkadaşlar burada. Bölü 1 DT olacak. Karşıda da A çarpı ZK ifadesi benim için olacak arkadaşlar. Şimdi buradan bir adım daha ileri gidersem ZK artı 1 eşittir. ZK'yı karşıya atıyorum. ZK. Bakın buradaki ifade buraya geldi. Bir de ne yapacağım? Artı DT çarpı A çarpı ZK'yı benim burada yerine yazmam gerekiyor arkadaşlar. Yani benim discrete formumu aslında bu continuous tanımdan yapabiliyorum. Şimdi bakın, gelin bu ifadeleri gidelim bir K'lı formlarda yazalım. Ama bu sefer ne yapalım? Matris formunda yazalım. Şöyle bir Z1 K artı 1 olacak burada. Bir de Z2 K artı 1 olacak. Neden? Çünkü artık bu discrete'de ayrık zamanda. Bu ayrık zamandaki ifadede bakın şurada bir ZK var. Buraya geliyorum bir Z1 K yazıyorum. Şuraya geliyorum bir Z2 K yazıyorum. Şöyle artı diyorum. Şurada ne var arkadaşlar? Bir tane DT var ama DT'yi en sona koyacağım. Bir A matrisim var. A matrisimin içinde benim ne vardı arkadaşlar? 0 vardı. 1 vardı. Eksi 1 vardı. Z2'den. Ve burada da bir mü 1 eksi Z1 K'nın karesi ifadesi vardı. Ve bunun yanına ne vardı arkadaşlar? Bir Z1 K. Bir de Z2 K ifadesi benim için vardı. Ve şurada bir DT var arkadaşlar. Şimdi bakın. Ben bu ifadeyi ne yapacağım? Şu Z1 ile Z2 bunun içine tekrardan koymam gerekiyor. Bakın ne yapıyorum? Şöyle gidiyorum. Bir Z1 K artı 1 yazıyorum. Z2 K artı 1 yazıyorum. Yani bir sonraki aslında terimini çıkarıyorum burada. Eşittir diyorum. Şöyle ne yapıyorum? Z1'in içerisindeki parametre bunun için alacağım için bakın şuraya eklediğimde burası 1 olacak arkadaşlar. Şurası. 1 olacak. Z2'nin parametresini eklemek istediğimde aşağıya bakın. Aşağıya gelecek bakın burada bir tane de 1 olacak arkadaşlar. Yani şu Z2'yi buraya eklediğimde. Şimdi bakın bunu DT ile çarpmam gerekiyor. Şuradaki DT'yi çarpıyorum. Burası DT oluyor. Aşağıya geliyorum. Burası eksi DT oluyor. Şimdi bakın bu 1'in yanında artı diyorum. DT ile bu ifadenin çarpılmış hali olacak. Mü eksi 1 eksi Z1 K'nın karesi çarpı DT ifadesinin de burada olması gerekiyor. Şurada virgül var iki tane arkadaşlar. Ve buraya da bir Z1 K bir de Z2 K ifadesini yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu ifadeleri aslında burada çıkardıktan sonra bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu ifadeleri aslında gidip bir MATLAB'de aslında bir fonksiyon bloğu olarak okutmamız gerekiyor arkadaşlar. Benim ifadem burada ne olacak artık? Burası ZK artı 1 olacak. Ama burası bir AD çarpı Z'nin K'lı ifadesi olacak arkadaşlar. Şimdi biz burada hep bakın. Ne yapıyoruz? Van der Pol equation'da non-linear olmasına rağmen aslında biz gidip hep ne yaptık? Forward difference aslında hallettik bunları. Bunu da önceki derslerde hep söylemiştim aslında. Burada bir kere daha örneğini göstereceğim onun. Şimdi bu ifadeyi ben alayım arkadaşlar. Şunu. En aşağıdakini artık. Benim bütün formum bu. Şöyle. Geliyorum. Şunun hepsini alıyorum. Şöyle. Şöyle aldım arkadaşlar. Buraya koyuyorum. Yukarıya doğru. Şöyle tekil olarak seçemiyorum. O yüzden şöyle alayım. Sileyim bunu. Yukarıya doğru koyayım. Şöyle. Şimdi burada ZK artı 1 var ya. Şunları yazayım tekrardan. Z1 K artı 1. Şurada bir Z2 K artı 1 var. Şimdi ben bunları ne yaptım? Hep forward difference'a göre yaptım. Ancak bunu backward'a göre yapsaydım. Bakın bu sefer ne olacaktı? Backward'da z k eksi z k eksi 1 bölü dt eşittir a
z k eksi 1 olacaktı arkadaşlar. Şimdi z k eksi 1 olduğuna bakın, bu ifade neye dönecek? Z k eşittir z k eksi 1 artı a çarpı dt çarpı z k eksi 1 ifadesine dönecekti arkadaşlar. Şimdi bakın, bu ifade z k eksi 1 olduğu için bakın buraları yeşille yazacağım. Şu ifade bu sefer nasıl revize olacaktı? Z1 k eksi 1 olacaktı. Şu ifade z1 k eksi 1 olacaktı. Şu ifade z2 k eksi 1 olacaktı. Aynı şekilde bakın bu ifadelerde z2 k'ya, burası da z1 k olacaktı arkadaşlar. Şimdi ben bunları neden göstermiyorum? Aslında şundan dolayı. Bakın bunlar aslında ölçeklenebilir ifadeler. Ölçeklenebilirden kastımız ne aslında? Burada backward difference var ya aslında. Bu backward difference'ı biz center'da da çevirebiliriz. Ama buradaki aslında kullanım ve uygulama aslında bizim için değişmez arkadaşlar. Bu yüzden aslında ben hepsini forward'la açıyorum. Ama ileride mesela Kalman fitesini tasarlarken ya da atıyorum PID kontrolcüsü tasarlarken ayrık zamanda ben bu ifadelerin de hepsini uygun formlarda tekrardan açacağım arkadaşlar. Yani burada sadece neden forward gösteriyorsunuz diye düşünmeyin. Aslında ben bunu gösterebilirim ama bakın bu kadar basit bir şekilde aslında yer değiştirebiliyor. Benim anlattığım yöntemle birlikte. Şimdi bir sonraki derste bunu ne yapacağız? Gideceğiz MATLAB kodunu yazacağız arkadaşlar. MATLAB'de array olarak tanımlayıp bunu yapacağız. Ondan sonra Python'da biz bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Gideceğiz. Onu deneyeceğiz arkadaşlar.